Evet yayındayız gördüğüm kadarıyla herkese merhaba. Merhabalar selam Emre. Merhaba Ulaş'cığım, nasılsınız? Sağ olun sen Mersin'e hoş geldin Kültürhane'ye hoş geldin biz de Paris'e evet. hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş Şimdi, geldin. Şimdi e, sana ha, bir sürprizim var. Söylemedim bak yayından önce. Evet. E, şey Olurdu inşallah. Bugün Adanın odasında e, bağlanıyorum ve orada bir ortalığında bir kendime bir bilgisayarlık yer açmaya çalışırken şöyle bir şey buldum. Bir dakika. Oo çok eski evet. <laughs> bu senin ilk kartlarından biri herhalde. O zamandan beri bak böyle bir kart vizitim varmış. Bu bu telefon numarası geçerli mi hala? Telefon e-mail geçerli. internet sitesi hala yapılmayı bekliyor o senedir. <laughs> ya. Abi çok feci bir internet sitesi. Biz de e, bu yayın bence epey besliyordur. E, o, 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 Evet, ona malzeme çıkıyor bayağı. Doğru söylüyorsun. Evet artık hızlandıralım onu. E, böyle oradan paslaşarak. Vakti de değil mi? 10 sene oyalandıktan sonra artık yapmanın zamanı geldi herhalde. Site üniversiteler konusunda da temaslara başladım. Süper en sen. zorunu hallettik. Bediz, <laughs> <laughs> bedizi ikna ettim. <laughs> ee, bundan sonrasını yavaş yavaş adım adım gideceğiz. Haberdar edeceğim seni. Tamam. Amerikan evinden başlarız. Öyle yavaş yavaş daha. Ya ev hakkında size, anlatacak yani. bir şeyim yok diyor zaten. Yani ev, ev hakkında ne diyeceğim? Amerikan evi işte. Ama genel olarak ben yani. Tabii canım. Evden ziyade zaten o öğrencilerin yaşamı tecrübesi daha ziyade. Hani sitedeki ortam. Ve genel olarak kimler geldi, kimler geçti programı şeklinde yapabiliriz onu güzel evet. olur. O o zaman şimdi bir bel yapalım sonra bir de e, St. Petersburg'da bel epok. Kendi evet. bel epok evet. yaparız evet. <laughs> Belajon epok. <laughs> ya. Evet abi buyur, iş sen de. Evet e, bu hafta e, 20. yüzyıl başına hatta 19. yüzyıl sonuna gideceğiz. E, 19. yüzyılda 1870 yılında Prusyalılarla. Fransa arasında büyük bir savaş çıkıyor. Ve bu savaşın sonucu daha önce de bahsettik bunlardan. Fransa'da hem rejim değişikliğine neden oluyor. ikinci İmparatorluk dönemi sona eriyor. Ve e, daha sonrasında da 1871'de işte işgal orduları Paris'in kapısına kadar dayanınca e, Paris Komünü, ikinci Paris Komünü. Çünkü bir Fransız devrimi sırasında 1789 yılı civarında olan var. Bir de 1871'de ikinci Paris Komünü var. İkinci Paris Komünü gerçekleşiyor ve e, çok sıkıntılı, bulanlı yıllar bunlar. Çok büyük problemler ortaya çıkıyor. Fakat ardından e, bir barış dönemi, sadece Fransa için e, veya işte o dönemde savaştığı Prusya için, yani Almanya için geçerli olan bir şey değil, bütün Avrupa için bir barış dönemi başlıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç yılı olan 1914 yılına kadar e, 1875'ten aşağı yukarı alabiliriz tahmin ediyorum. 1914'e kadar daha önce pek benzeri görülmemiş bir refah, umut, inanç dönemi başlıyor Avrupa'da ve her konuda etkisini gösteriyor ee, sosyal yaşantıdan tutun efendime söyleyeyim e ekonomiye veyahut işte sanattan tutun da e bir takım buluşların günlük yaşama yansımasıyla günlük yaşamın genel olarak değişmesine kadar her türlü etkisini gösteriyor. Öyle ki e, bazı kaynaklarda gördüm 1880'lerdeki refah seviyesinin veyahut işte bu Belepok diye daha sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor adlandırılmaya bu dönem. 1919 yılı civarında yani savaşın hemen arkasından başlıyor, başlanıyor. 1930'lu yıllardan itibaren de yaygın şekilde nostaljik bir havayla güzel devir olarak anmaya başlıyorlar bu dönemi. Bu dönemin sonundaki 1913-14 yılındaki bazı ekonomik ve e, siyasal göstergeler ancak e, 1960'larda, 60'ların sonunda hatta 80'lerin başında tekrar yakalanabiliyor. Hiçbir dönem bu kadar hızlı bir gelişimin yaşandığı ve bu kadar çabuk eldeki kapitalin çarçur edildiği e, olmamış diyebiliriz. Fransa tabii. için konuşuyorsun herhalde yani genel, genel olarak Avrupa için konuşuyorum. Genel olarak Avrupa için konuşuyorum. Yani ya Osmanlı'da e, dahil mi? Osmanlı'ya da etkileri var tabii ki. Çünkü e, aslında bu dönemden biraz önce başlamış ama bu dönemde aslında kendini çok göstermiş olan pozitivizmin etkileri malum Osmanlı'ya da işte Jön Türk hareketi olarak ve pozitivizmden etkilenen aslında tabii daha detaylı anlatmak lazım. Bu kadar çok basit bir şekilde üstünden geçiyorum ama e, İttihat ve terakkiye uzanan bir e, etkisi var. Asr-ı Saadet aslında bu değil mi? Bizim e, evet, şey yaptığımız... Asr-ı Saadet diyebiliriz tabii. Yani şimdi e, Asr-ı Saadet dediğimiz zaman tabii yine dini bir anlamda yine peygamberin dönem dönemine e, denk gelen Niye canım? Osmanlı'daki, Osmanlı'daki asr saadet o mu? Osmanlı'daki asr saadet değil. Osmanlı'da da asr saadet var. Lale Devri de var onun dışında. <laughs> Ama e, onlara benzer bir isimle adlandırılan Güzel Devri, Belle Epoque olarak adlandırılan Fransızca bir dönem. Ama bu Fransızca e, adlandırma sadece Fransızca'da kalmamış. Diğer dillere de e, sirayet etmiş. Yani Almanca'da veyahut İngilizce'de de aynı şekilde Belle Epoque olarak adlandırılıyor. Genel olarak Avrupa'ya yayılan bir dönem. Refah durumu var, barış durumu var. E, nitekim bu teknolojik gelişmelerin de bütün Avrupa'da artması söz konusu. E, zaten bu Belle Epoque dönemine İngiltere'de mesela ikinci sanayi devrimi dönemi ismini takıyorlar. E, aynı zamanda bir de e, bu dönemi genel olarak tarihte işte Roma İmparatorluğu'nun aslında açmış olduğu çığır açmış olduğu dönemlere veyahut işte Rönesans'ın çığır açmış olduğu dönemlere, aydınlanmanın bir uzantısı olarak görülen bir dönem diye düşünerek onlara benzetiyorlar. Ee, ve gerçekten insanlık tarihinde eşi benzeri az görülmüş bir dönemden bahsediyoruz. Biraz sonra gelişmelerinden ve e, günümüze olan etkilerinden de bahsedeceğiz zaten. Ee, yine ben ufak bir prezentasyon hazırladım. Umarım Rahat bir şekilde paylaşabileceğiz şimdi. Bir genel girişi, prezentasyon şeklinde böyle bir sunum şeklinde yapacağım. Ondan sonra bazı fotoğrafları doğrudan paylaşacağım. Çünkü büyütmek istediğim fotoğraflar var ve e, sunuma koyduğum zaman onları büyütmenin yolunu bulamadım böyle ekran paylaşırken. Şu anda tahmin ediyorum ekranlarınızda görülmeye başlandı. Belepok'la ilgili bir tablo. Kimi ee, sanat akımları yine e, bu bahsettiğimiz 40 yılın içerisinde kalan e, döneme denk geliyorlar. E, i̇şte ampresyonizmden tutun da, tutun da kübizme kadar e, özellikle resim sanatında birçok akım e, bu döneme denk geliyor. Fakat Belle Epoque dediğimiz zaman özellikle Arnuvo tarzın e, stilinin yahut e, Almancasıyla Jugendstil Stil e, olarak adlandırılan e, stilin tarzın akımın ön plana çıktığını görüyoruz. Yani e, Belle Epoque dediğimiz zaman onu doğrudan yansıtan bazı şeyler var, bazı akımlar, bazı olaylar var. Onlardan bir tanesi de işte Paris şehri. Belle Epoque dediğimiz zaman ilk akla gelen aslında 19. yüzyılın başkenti olarak kimi sanatçılar ve tarihçiler arasında da anılan e, Fransa'nın başkenti Paris oluyor. O yüzden biz daha ziyade Fransa ve Paris odaklı olarak Belle Epoque nedir, nereye yayılır, nelerden ibarettir onu anlatmaya çalışacağız Öncelikle e, sosyal konularda da çok büyük değişikliklerin yaşandığı bir dönem olduğunu tekrar vurgulayalım altını çizelim ve e, bu sosyal değişiklikler içerisinde de en kazançlı çıkan kısım Aslında büyük burjuva kesimi büyük burjuvalar dediğimiz zaman aslında e, hemen önceki dönemin aristokrasi kalıntılarını da bunun içine atma, katmak gerekiyor çünkü toprak sahibi olarak işte varlık sahibi olarak hala kalabilmiş olan aristokratlarda aslında işte daha sonra gelecek e, sanayiciler yine e, bankacılar vesaire gibi büyük burjuvaların arasında aslında bu dönemin en fazla tadını çıkaran ekmeğini yiyen kesim oluyorlar bu büyük burjuvaların genel olarak yaşantısının yansımaları da özellikle sanata, e, işte fotoğrafa, sinemaya ve e, tarihteki genel olarak betimlemelere bizim Belapok hakkında güzel devir adıyla e, aslında özdeşleşmiş olan bazı güzel yaşantı, kaygısız bir yaşantının e, izlerini taşıyan bazı e, ne diyelim tanıklıklara hemen aklımızın gitmesine neden oluyor. İşte şu anda fotoğrafta gördüğünüz tarzda balolar, efendim e, fraklı yüksek silindir şaplıkalı e, beylerin veyahut tuvaletli çok şık hanımların çok güzel dekorlarda otel partiküller partiküller yani soylu saraylarında eski veyahut işte daha sonra yaptırılmış zengin saraylarında geçen bir hayatı genelde çağrıştırıyor bize. Özellikle modanın yine e, ot kutur olarak Fransa'da tırmanışa geçtiği ve ondan sonra da bir daha durmak bilmediği bir dönemden bahsediyoruz yine. Bunlardan da biraz sonra dönemin tanıklıkları olan fotoğraflarla, tablolarla tekrar tekrar paylaşacağız. Eğlence hayatının aynı sanat ve kültür hayatı kadar önemi var. E, çünkü bu burjuva kesiminin çok ciddi şekilde yön verdikleri bir eğlence hayatı da özellikle Paris'te ve bütün Avrupa'nın önemli büyük şehirlerinde kendisini gösteriyor. Yine şu anda fotoğrafta 19. yüzyıl sonunun en önemli kurumlarından bir tanesi haline gelmiş, hala da açık olan ve Paris'te önemini ve işlevini sürdüren Moulin Rouge'dan bir kare yine 19. yüzyılın son çeyreğinden bir görüntüyle ekranlarda. Tabii önemli yapılar yine bugün izlerini gördüğümüz önemli yapıların e, günümüze kalmasına neden olan yine iki tanesi başta olmak üzere evrensel sanayi ve sanat fuarı dediğimiz ve 1851 yılından itibaren Avrupa'nın önemli şehirlerinde, başkentlerinde yapıldığını daha önce de programlarda defayen söylediğim e, büyük fuarların da çok büyük, e, çok önemli etkisi var bu dönemde. Eyfel Kulesi işte bu sergilerden, sanayi ve sanat fuarlarından bir tanesi için yapılmış hatırlayacaksınız. 1889 yılındaki sanayi ve sanat fuarı için yapılmış olan anıt eser günümüzde de hem Paris'in sembolü hem Fransa'nın sembolü ama aynı zamanda aslında bu dönemi incelediğimiz zaman göreceğiz ki bu dönemin de yani Belle Epoque dediğimiz güzel devrinde bir sembolü olarak ayakta kalmış. Aynı şekilde 1900 yılındaki işte en önemli iki büyük sanayi sanat fuarından ikincisi yine izleri Paris'te çokça kalmış e, bir fuar görmüş olduğunuz girişini şu anda görüyor olduğunuz Grand Palais onun hemen karşısında yapılmış Petit Palais yine Seine Nehri üzerinde iki sarayın arasından geçen yolun hemen önünde yapılmış olan 3. Alexandre Köprüsü. Bugüne kalan önemli eserlerinden bu fuarın o dönemden yine görkemli görüntülerinden bir tanesini yine bir fotoğrafta sonradan renklendirilmiş bir fotoğraf karesinde paylaşmış olalım. Yine aynı dönemde işte 1875-1914 yılları arasında kalan aşağı yukarı 40 yıllık dönemde yapılmış olan yine Paris'te kalıcı hale gelmiş olan önemli yapılardan bir tanesi Opera Garnier yani Paris'in klasik opera binası. Sadece bina olarak değil opera mahallesi Osman zamanında şekillenmeye başlamış. Yani 1860 ve pardon 1848 1870 yılları arasında şekillenmeye başlamış bir bölge. Ama bugünkü haline aslında yine Belle Époque zamanında almış ve bugünkü önemine Belle Époque zamanında yani dev, güzel devirde yine kavuşmuş bir mahalle. Yine 1875 yılında tamamlanmış ama açılışı bir takım sosyal e, daha doğrusu 1875 yılında Yapımı da tam olarak başlanmış ve e, tamamlanması ve açılışı 1919-1923'ü hatta resmi açılışı bulmuş olan Sakya Kör Kilisesi yine Paris'te bu dönemde başlanmış olan, yapılmış olan önemli eserlerden, ayakta kalmış olan eserlerden bir tanesi olma özelliği taşıyor. Yine tarihte çok çok önemli olaylar bu döneme denk gelmiş Fransız tarihi içinde. Genel olarak bazıları dünya tarihi veya en azından Avrupa tarihi içinde önem taşıyan bazı olaylar var. Bunlardan bir tanesi daha önce de bahsettik. Özellikle Tour de çıkış sebeplerinden bir tanesi olarak anlattığımız ve 19. yüzyılın e, sonunda 1894 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan Dreyfus vakası. İşte kısaca hatırlatmak gerekecek olursa daha önceki programları izleyemeyenler için e, Fransız ordusunda subay olan Yahudi kökenli e, bir Dreyfus ismindeki bir subayın casusluk suçlamasıyla ordudan uzaklaştırılması sonucunda çıkan skandal ve bu skandal etrafında bütün ülkenin ikiye bölünmesi e, Dreyfus yanları ve Dreyfus karşıtları olarak bazen hem sol politikacılar arasında hem sağcılar arasında veya sağ veya sol sempatizanlar arasında e, kendisini taraftar bulan Resmen iki kampa ayrılmış şekilde ülke ve bu olayın 12 yıla yayılan etkileri Fransa'da toplumsal hayata oldukça etkilemiş. Daha daha önce de söylediğimiz gibi yine Belle önemli, güzel devrin önemli olaylarından bir tanesi. yine Emre'cim Tuncer Hoca'nın, Tuncer Özmen'in bir sorusu var canlı yayında. Enerji kaynağı özellikle aydınlatmada neydi o dönemde diye bir soru var. Ee, biraz sonra değineceğiz. Ee, çok çok önemli gelişmelerden bir tanesi teknolojik gelişmeler arasında bahsedeceğim. Elektriğin tabii e, ilk aslında elektriğin keşfi diyemeyeceğiz. Çünkü elektriğin keşfi 1820'li yıllara dayanıyor. Ama elektrik akımının yüksek e, voltajlarda üretilmesi ve aynı şekilde e, elektrik akımının taşınması için e, yapılan buluşlar Tam olarak işte hocamızın sorduğu gibi bu döneme denk geliyor. Ve ilk elektrikli aydınlatmalar evlere artık elektriğin girmesi ve elektrikli teçhizatın kullanılması yine aynı döneme denk geliyor. Biraz sonra ayrıntısıyla bahsedip onlardan da yine ona dair fotoğraflar da paylaşacağım. Toplumsal olaylar arasında veyahut gelişmeler arasında Fransa için çok çok önemli olan laiklik ve laikliğe aslında yol açmış olan laik ve mecburi eğitimin Fransa'da 1882 yılı itibariyle başlamış olması, aynı zamanda hem kız hem erkek çocuklar için ilk öğretimin zorunlu hale getirilmiş olması, yani kız çocuklarının da en azından belli bir seviyeye kadar okumalarının e, mecburi hale getirilmesi, önemli faktörlerden bir tanesi, sosyal faktörlerden bir tanesi bu dönemde yaşanan yine. 1882 yılında eğitim reformu e, Jules Ferry, özellikle eğitim bakanı tabii ilk başta akla geliyor e, bundan bahsettiğimiz zaman 1905 yılında da resmen laikliğin artık Fransa'da kabul edilmiş olması ve kiliseyle yani dinle devlet işlerinin resmen ayrılmış olması söz konusu. Bizdeki laiklik kavramı biliyorsunuz biraz farklı bizde biraz daha aslında hani seküler yapıda diyebileceğimiz tam Fransa'daki laiklikle de aynı değil e, laiklik diye bahsettiğimiz şey. Çünkü Fransa'da gerçekten tamamen bağını kesiyorlar din ve devlet işlerinin. Bizde ise dinin kontrolünü aslında Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir anlamda hani yaygın en azından dinin kontrolünü devletin eline vermek gibi bir durum söz konusu oluyor. Fransa'da ise tamamen bağı kopartmak ve devletin artık hiçbir şekilde din adamlarının maaşlarını ödememesi, dini kurumların bakımını, işte masraflarını veyahut yeni dini yapıların yapılmasını üstlenmemesi gibi bir durum söz konusu. Tabii laik eğitim dediğimiz şeyin bunun başında temelinde yer almasının da sebebi aslında çağlar boyunca aslında eğitimin dini kurumların elinde olması özellikle bir katolik eğitiminin e, genel olarak ülkede daha öncesinde hakim durumda bulunması. Onun dışında sosyal e, yine değişikliklerden bahsetmişken işçi ve çalışan haklarının oldukça değiştiği bir dönemden bahsediyoruz. Tabii bugünkü şartlarla özellikle Fransa'nın şartlarıyla çok kıyaslamak doğru olmayabilir ama özellikle e, sendikalaşmanın artması, e, bugünkü en önemli işçi sendikalarından bir tanesi olan CGT'nin temellerinin yine atılması bu döneme denk geliyor. Toplumsal bazı e, kargaşalara da e, yol açmış. Bakın Concord Meydanından e, bir görüntü. E, yine bir Mayıs, yani 1 Mayıs kutlaması. ...sırasında, Mayıs bayramı kutlaması sırasında polisle işçiler arasındaki bir çatışmayı e, yansıtan bir şeyi görüyoruz. Çalışma saatlerinin kısaltılması, çünkü o güne kadar e, yani bu döneme kadar daha doğrusu... ...yaklaşık olarak ortalama 14 saatlik bir çalışma söz konusu ki bu e, çok çok kötü ücretlendirmeyle söz konusu olan bir şey... Erkeklere daha ziyade yönelik bir çalışma şeyi var. Kadınlar daha ziyade el altından çalışıyor. Çok daha kötü iş, e, ücretlendiriyorlar. Fakat e, bu sendikalaşma, çalışma saatlerinin kısaltılması, tatil gününün yine her alan için değil ama birçok alanda aşağı yukarı yüzde yetmişlik bir çalışan kesiminde haftada bir günün bugünkü gibi iki gün değil ama haftada bir günün tatil günü olarak yine belirlenmesi bu döneme renk geliyor. Aynı şekilde kadınların toplu olarak iş gücüne, işçi olarak katılmaları, zaten kırsal kesimde ciddi bir iş gücü oluşturuyor kadın veya işte şehirde temizlikçi, hizmetçi olarak belki iş bulabiliyor o döneme kadar. Fakat bu dönemden itibaren sanayinin içinde de aktif olarak kadınların yer alması söz konusu oluyor. Tabii onların çalışma kondisyonları erkeklere göre çok daha kötü ve e, ücretlendirmeleri de daha az yüzde otuz ila yüzde elli arasında daha az ücret almaya devam ediyor kadınlar erkeklere göre aynı işi yaptıkları halde e, bu durum tam olarak dünyada e, halen değişmemiş durumda birçok ülkede kadınla erkek arasında aynı işi yaptıkları halde ücret eşitsizliği e, devam ediyor maalesef ama işte bu eşitsizliklere rağmen kadınların toplu şekilde iş gücüne katıldıkları dönem aslında toplumda kendilerine biraz daha iyi yer bulabildikleri dönem yine belapok oluyor. En azından özellikle Fransa e, baz alındığında yani e, Fransa'yı düşündüğümüz zaman. Yine şehirde kadının daha e, ön plana çıktığı bir yapı var. Biraz sonra başka fotoğraflarda onu göstereceğim. Ama tabii e, şehirlerin nüfusunun da çok çok arttığını ve buna bağlı olarak güvensizliğin de arttığını söylemek lazım. Daha önce programlarda bahsetmiştik. 1860 yılı itibariyle Paris 12 bölgeden 20 bölgeye çıkıyor. Paris'in civarındaki e, yakın banyolar, yakın küçük şehirler Paris'e katılıyor bu dönemde. İşte bunlardan en önemlisi belki Montmartre, Otoy, Vauclaire e, gibi e, küçük kasabalar, köyler oluyor ve bunların Paris'e katılmasıyla Paris'in hem boyutu büyüyor, hem de nüfusu oldukça artıyor. Belépoktan önce yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında bir nüfusa sahip olan Paris, aşağı yukarı 20 yıl zarfında e, 2 milyon 700 bin civarında bir nüfusa ulaşıyor ve bu da e, tabii aynı zamanda şehrin içerisindeki sosyal yapıyı aynı zamanda da güven, güvenlik problemlerini, sosyal yapıyı değiştiriyor ve güvenlik problemlerini de tabii bu nüfus artışı beraberinde getiriyor. Özellikle daha önce mahallelerinden, sokaklarından, ara sokaklarından bahsettiğimiz programda Belleville'den bahsederken hatırlayacaksınız. Apache'lerden bahsetmiştik. Apaçlardan bahsetmiştik. Ve işte polisle sürekli aralarında bir çatışma kanlı çatışmalar olduğunu daha önce de söylediğimiz bu Apache'lerin ee, yani Paris'i birbirine katan çetelerin yine ...gösterildiği bir dönem gazetesinden alınmış bir fotoğrafı görüyorsunuz. Opera Caddesi ilk elektrikle ışıklandırılan, aydınlatılan caddelerden bir tanesi oluyor. Daha Baron Osman zamanında gaz lambaları Paris'in sokaklarını aydınlatmaya başlamış... ...ve bu e, hijyen konusunda yapılan çalışmalarla birlikte... Aynı şekilde sokakların güvenliğini de sağladığı için, ışıklı sokaklar olmaya başladığı için Paris e, sokakları tabii çok çok önemli bir e, sosyal değişikliğe de neden olmuş. Fakat elektriğin işin içine girmesi tabii birçok şeyi e, değiştiriyor. Öncelikle yangın tehlikesini şehirdeki oldukça azaltıyor. İkincisi gece hayatının çok daha ciddi şekilde yaygınlaşmasına neden oluyor. İnsanlar artık sadece gündüz yaşamıyorlar. ...gecede çok daha fazla yaşamaya başlıyorlar ve bu sosyal alışkanlıkları... ...özellikle eğlence hayatında, kültür hayatında, sanat hayatında... ...bazı alışkanlıkları ve demayülleri e, tamamıyla değiştiriyor diyebiliriz. İşte Opera Caddesi, yani LuR Sarayı'yla Opera Binası, Garnier Operası arasında kalan büyük cadde... E, ...işte ilk elektrikli e, aydınlatılmış caddelerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Yine demir yollarının e, yaygınlaşması... Büyük garların inşası aynı döneme rastlıyor. Belle Epoque, yani güzel devire rastlıyor. Bu demir yollarının gelişmesi ile yaygınlaşması ile ee, uzun mesafeler artık kısalmış hale geliyor. Bakmayın bugünkü gibi tabii hızlı trenleri yok Fransızların. İşte buradan Normandiya kıyasına gitmek için 4-5 saatlik bir e, tren yolculuğunu yine göze almak gerekiyor. Ama tabii 5 saatte Normandiya'ya ulaşabilmek demek... Ee, aynı gün içerisinde şehir değiştirip Paris'ten deniz kenarına gidebiliyor olmak demek. Deniz turizmi, kaplıca turizmi yine aynı dönemde gelişen şeylerden bir tanesi. Yine e, sadece tabii Paris ve yakın e, çevresi için söz konusu değil bu. Fransa'nın genelinde demir yolları o kadar yaygın ki bugün bile kilometre olarak baktığımızda Belapok'taki e, demir demir yolu ağının daha azına sahip şu anda Fransa çünkü o dönemde yapılan demiryolları sayesinde her kasabaya artık tren girecek şekilde bir düzen oluşturulmuş. Sadece Fransa içinde geçerli değil. Daha önce de biraz önce de söylediğim gibi Fransa'nın dışına da taşıyor ve birçok Avrupa ülkesinden geçerek daha İstanbul'a kadar giden Orient Express'te yine bunlardan bunun örneklerinden bir tanesi yine de, yani tren seyahatleri oldukça ciddi şekilde yayılıyor. Tabi tren seyahatlerinin yayılmasıyla birlikte mesafelerin süre olarak kısalmasıyla birlikte de seyahat yazarlığı yine e, edebiyatta da önemli bir e, alan halinde kendini gösteriyor bu dönemlerde. Pierre Loti mesela yine ülkemizde e, geçirdiği yıllardan sonra Fransa'ya dönüp yazdıklarıyla ön plana çıkan yazarlardan biri Pierre Loti akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Yine e, bu dönemde gerçekleşen olaylardan bir tanesi 1910 yılındaki Paris'te gerçekleşen büyük sel felaketi işte Paris'teki en son büyük sel felaketi diyelim çünkü yine hatırlatalım daha önceki programlarda bahsetmiştik. Her 100 senede bir nasıl İstanbul'da işte periyodik olarak bir deprem beklentisi varsa Paris'te de doğal felaket olarak Sen Nehri'nin bir taşması sonucu bir sel felaketi beklentisi oluyor. En sonuncu işte 1910 yılında gerçekleşmiş Ondan yine başka fotoğraflarda size göstereceğim biraz sonra dönemle ilgili fotoğraflar paylaşırken. Tabii bu teknolojik gelişmelerin, teknolojiye inancın beraberinde getirdiği bazı şeyler bu taşma dönemlerinde veya da kendini gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi bisikletin, otomobillerin, uçağın, demir yolları gibi aynı yine ulaşım amaçlı kullanılan gelişmeler olarak göze çarptığı Belle Epoque döneminde nehir üzerinde giden veya su yolları üzerinde giden bisikletlerde Düşünülmüş, tasarlanmış. Paris için e, biraz gecikmeli olarak yine önemli bir gelişme. Paris metrosunun inşası tam 1900 yılına denk geliyor, yani sanayi ve sanat fuarlarının ikincisine denk geliyor e, ve 1900 yılı itibariyle Paris metrosu yine ilk hattıyla tamamlanmış oluyor. Daha sonraki yıllarda işte 14 hatta kadar çıkacak ve dünyanın en gelişmiş metro ağlarından bir tanesini oluşturacak olan Paris metrosu metropoliten adı altında 1900yılı itibariyle ve yine Tabii ki gimar'ın tasarımı olan Arnuvo girişleriyle göze çarpmaya başlıyor şehir içerisinde Onun dışında biraz önce söylediğim gibi bisiklet ve yine hemen programın başından sosyal gelişmelerden bahsederken söylediğimiz gibi kadınların sosyal hayata girmesi birbiriyle paralel şekilde geliştiği için tabii kadınların çeşitli sporları yaparken, bisiklete binerken, araba kullanırken yine görüldüğü bir dönem olarak e, ön plana çıkıyor. Tabii bunlar daha ziyade işçi sınıfından ziyade e, demin bahsettiğimiz burjuva kesimine ve e, maddi sıkıntılar, zorluklar çekmeyen kesime ait. Bu anlamda bir parantez daha açmamız lazım. E, burjuva ahlakı veya küçük Burjuva ahlakı dediğimiz bir ahlak e, yapısı da 19. yüzyılda, 19. yüzyıl sonuna özellikle damgasını bu, vuruyor. Oldukça e, katı, e, genel olarak işte nasıl oturulup kalkıldığına, e, nasıl davranıldığına toplum içerisindeki e, genel olarak ilişkilere çok çok e, katı kurallar getiren bir yaklaşım, ahlakçı yaklaşım bu. E, fakat e, bir yandan da çok iki yüzlü bir yaklaşım. Bundan daha önce yine bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam ile ilgili programımızda 19. yüzyılın böyle ikircikli bir yapısı var. Bir yandan böyle Burjuva ailelerinin çok böyle katı kuralcı ve e, ahlakçı bir e, yapıları varken bir yandan da e, arka planda tabii hiç kimse görmüyormuş gibi fuhuşun efendim e, veyahut çok o ahlakın pek hoş görmediği bazı eğlencelerin yine gırla gittiği, işte herkesin mutlaka bir maddesinin veya birden fazla meddesinin olduğu e, ve çeşitli o ahlakçı yaklaşımı kabul etmediği e, durumların yaşandığı, skandalların yaşandığı bir Paris ve bir Fransa'dan bahsediyoruz. Kadınların otomobil kullanması dediğimiz gibi e, bu dönemde önemli gelişmelerden bir tanesi kadın hakları açısından. Bakın enteresan ilk otomobillerden bir tanesini, Yine Peugeot marka bir otomobili görüyoruz bu ıı, resimde. Ee, 1897 yılından itibaren kadınlar ehliyet almaya başlıyorlar. Ehliyet bu arada 1896 yılından itibaren Fransa'da mecburi hale gel geliyor. Ve e, yine Belapok yani güzel devre ait gelişmelerden bir tanesi olan otomobilin yayılması kadınların da aslında Otomobil kullanarak, otomobilist olarak e, ön plana çıkmasıyla yine e, bir başka anlamda kazanıyor. Çünkü kadının özgürleşmesinde yine bisikletin, otomobilin kullanılmasının yine önemli pay oynadığını bazı sosyologlar ve tarihçiler söylüyorlar. Bu arada Peugeot'un bu ilk e, tip arabalarından 19. yüzyıl sonuna denk gelen modellerinden bir tanesine dikkat ettiğiniz zaman e, arabanın direksiyonu da olmadığını göreceksiniz bir dümene benzer bir e, aparatla kullanılıyor, bir e, alet yardımıyla kullanılıyor arabalar ve e, çokça kazanın yine Paris sokaklarında bu arabaların yaygınlaşmasından sonra görüldüğünü biliyoruz. 1914 yılı itibariyle Renault'un başını çektiği, e, Renault kardeşlerinin başını çektiği otomobil endüstrisi sayesinde e, Fransa'da aşağı yukarı 100 bine yakın araba bulunduğu, otomobil bulunduğu e, kaydediliyor biraz önce bahsettiğimiz eğlencelerin tabii afişleri yine e, büyük sanatçıların bazıları tarafından yapılıyor. burada bazı bugün işte socialite olarak İngilizce'de anılan sosyal figürlere benzer figürlerin e, yine ön plana çıktığını görüyoruz işte e, özellikle bizde de bazı edebiyatçıların 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başının Parisini genelde e, anlatırken Ballandıra balandıra anlattıkları bazı isimler, bazı figürler bu afişlerde ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi şu anda resimde gördüğünüz Arlet Dorjel. Onun dışında alışveriş kavramının yine özellikle bu e, maddi sıkıntı çekmeyen burjuva kesimi için şekil değiştirdiği, aynı zamanda gelir ve düşük olan e, kesimler içinde ama şehirli kesim içinde, ee, yine şekil değiştirdiği bir dönemden bahsediyoruz Belleekok dediğimiz zaman büyük mağazaların ortaya çıktığı dönem bu dönem. Ee, i̇şte Paris'te alışverişin tarihi de aslında bir yandan sanat tarihiyle, bir yandan sosyolojiyle çok doğrudan bağlantılı, şehrin yapısıyla doğrudan bağlantılı, şehrin tarihiyle doğrudan bağlantılı. İşte bir dönem e, saray çevresindeki butiklerden ibaret olan daha sonra işte kapalı pasajların yapımıyla birlikte e, biraz daha farklı bir forma büründen e, alışveriş alışkanlıkları, özellikle Osmanlı döneminde yapılmış büyük bulvarlar çevresinde gene olarak açılmış olan ama şehrin her yerine yayılmış olan büyük mağazaların, yani e, bugünkü alışveriş merkezlerinin ataları olarak düşünebileceğimiz büyük mağazaların yaygınlaşmasıyla e, tamamıyla değişiyor. Ne değişiyor? Şimdi Fotoğrafta gördüğünüz bu büyük mağazaların ilk açılanı Le Bon Marché ismini taşıyan dükkan. Bon Marché Fransızca bugünkü anlamıyla ucuz anlamına, ucuzluk anlamına gelen bir kelime, bir tabir. Ee, sonuçta mağazaya bu ismi vermişler çünkü gerçekten mesela 46 çeşit şal satıyorlarmış mağazada. En düşük gelir seviyesine e, sahip olan insanların bile, şehirlilerin bile gidip alışveriş yapabilecekleri bir yer ama aynı zamanda Yüksek burjuvazinin, ot burjuvazi dediğimiz işte e, büyük burjuvazinin yine gidip alışveriş yapabileceği, lüks tüketim ürünlerinin bir arada bulunabileceği, her türlü ürünü yine bir arada bulur, bulabileceğiniz e, mağazalar bunlar. Bizdeki örnekleri e, artık pek e, kalmıyor alışveriş merkezleri daha ziyade küçük küçük mağazalardan oluşuyor ama... Mesela Boyner mağazası yakın zamanda e, var olduğunu bildiğim yahut geçmişteki Sümerbank mağazaları mesela birçok ürünü bir arada bulabileceğiniz tek bir büyük mağaza konsepti, konsepti aslında 19. yüzyılın ortalarında Paris'te çıkıyor ve daha sonra Avrupa şehirlerine yayılıyor. Ve bunların özellikle Belapok döneminde mağazalarını inanılmaz şekilde büyütmeleri söz konusu. Mesela Galeria Lafayette bugün en çok bilinen, en çok ziyaret edilen mağazası Paris'in belki de dünyanın 25 milyonun üzerinde senelik e, müşteriye hizmet veren bir mağaza. Galeria Lafayette dediğimiz zaman aslında Lafayette caddesinin köşesinde 70 metrekarelik bir dükkan olarak başlayan fakat bel época artık bütün mahalleye neredeyse yayılmış olan, bugün de hala o mahallenin bir bölümünü işgal etmeye devam eden devasa mağazalardan bahsediyoruz. Bu mağazaların yapılması, açılması birer büyük olay. Biraz önce bahsettiğimiz evrensel sanayi ve sanat fuarlarının neredeyse devamı olarak görülebiliyorlar. Çünkü en yeni ürünleri, teknolojik yine gelişmeleri yansıtan ürünleri bir arada burada bulabiliyorsunuz. O mağazayı ziyaret etmek bile aslında hani görgü arttırmak için hiçbir şey almıyor, satın almıyor bile olsanız görgü arttırmak için işe yaran, işlev gören bir bir durum söz konusu. O yine e, ilk mağazanın yani Bon Marşe mağazasının 19. yüzyıldaki görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum şu anda. Öyle bir hale gelmiş ki Büyük Sanayi ve Sanat Fuarı'nın zamanında 1900 yılı itibariyle gelecek olan, e, Paris'e gelecek olan e, yabancıları mağazaya yakın konu için Sol Yaka'daki yegane palas oteli olan Lütesya Oteli'ni mağazanın hemen yanına yapmak durumunda kalmışlar. Ee, çok çok ciddi akınlar söz konusu. 23-24 milyon ziyaretçiden bahsediyoruz. 1889 yılında Eyfel Kulesi'nin yapımına vesile olan fuardan bahsettiğimiz zaman 50 ile 53 milyon arasında ziyaretçiden bahsediyoruz. Yani bugünkü senelik Paris'in Turist kapasitesinden bahsediyoruz ki açık arayla biliyorsunuz Paris bu konuda rekor sahibi, e, bir tek e, uluslararası fuar için Paris'te düzenlenen 1900 yılındaki fuar için. Evet. Lütesi de... Lütesi görünce e, bir de oteller serisi yapmak gerekir. Ee, Lütesyanın Nazilerle olan bir şeyi de var değil mi karar, burası? Bu, Ana karargahı. Bütün, bütün büyük otellerin var. Lütesyanın özellikle ağır yarası var o konuda ama tabii hiçbir ondan e, ne diyelim nasibini almadan kurtulamamış maalesef Ritz otelde aynı şekilde Grand otelde aynı şekilde bütün büyük oteller Palace oteller e, o şeyden geçmiş Kryon oteli aynı şekilde Nazilerin maalesef izini bıraktığı yerlerden işgal yıllarında e, otomobil dediğimiz zaman yine Tour de Fransa ile ilgili yaptığımız programda Hatırlayacaksınız Tour de France'ın çıkışının aslında Oto isminde bir dergiye de, dergi vesilesiyle olduğunu söylemiştik. İlk organizatörünün e, ve uzun yıllar boyunca organizatörünün Oto dergisi olduğunu söylemiştik. İşte bu Oto dergisinin sahibi aslında bisiklet ve araba üreticisi Dödyon Bouton e, firması. İşte onların üretmiş olduğu araçlardan. Bugün ismini bilmiyoruz tabii. E, yıllar zarfında daha sonra e, başka şirketlere satılmış ve El değiştirip aslında ismini de tamamen e, tarihe gömmüş olan şirketlerden bir tanesi ama en önemli öncü şirketlerinden bir tanesi Fransız e, otomobil endüstrisinin onların ilk yaptıkları arabalardan bazıları. Yine aynı şekilde Paris sokaklarında sıklıkla görülen Omnibus ismi verilen ilk başta buharla daha sonra yine elektrikle tamamen çalışan otobüslerin birinci, ikinci, üçüncü sınıf yolcu kapasitesi olan otobüslerin yine e, üreticisi olan şirketten bahsediyoruz. Yine uçak önemli gelişmeler gerçekleşiyor. Bel epok dediğimiz dönemde güzel devirde yani. E, Manş Denizi'nin ilk defa geçilmesi, aynı şekilde Akdeniz'in ilk defa geçilmesi uçakla yine Belepok dönemine denk geliyor. Bakın işte ilk Manş Denizi'nin 1909 yılında geçilmesine yarayan uçağın hem bir maketini hem de Gerçek fotoğrafın o e, maç denizine doğru yola çıkan e, pilotun gerçek fotoğrafının birer görüntüsüydü gördüklerimiz. Sanat takımına da çok etkisi olduğunu söyledik. E, i̇şte birçok sanat takımının çıktığı bu dönem aslında tamamen Arnuvo ile neredeyse özdeşleşmiş bir dönem. Çünkü sanayide de çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi anlamında gelişmeler dediğimiz zaman çelik endüstrisi, cam yine ve bunların mimariye yansımaları ki Eyfel Kulesi, Grand Palais, biraz önce gösterdiğim alışveriş e, merkezi demeyeyim de büyük mağazalardan ilki olan yine çatısı Eyfel tarafından yapılan eee Bombe mağazasının yapımı vesaire hem mimariye etkisi var hem de sanat akımı olarak aynı malzemelerin işte kullanılması nedeniyle dekoratif sanatlara ve dekoratif sanatların ve mimarinin yine en önemli payı aldığı Nouveau'nun doğmasına etkisi var bu şeyin Aynı dönemde yine etkin olan yazarlardan, şairlerden ve müzisyenlerden örnek verecek olursak Proust mesela Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns besticilerden. Victor Hugo tabii çok daha öncesinde aktif, çok daha öncesine damgasını vurmuş bir isim ama kendisi yine... Şey, Belle Epoque döneminde hayatını kaybetmiş ve aslında hayatının son 10 yılını Belle Epoque döneminde geçirmiş olduğu için de e, yine bu dönemde özellikle politikacı ve düşünür kimliğiyle yazar kimliğinden ziyade e, ön plana çıkmış Fransızların işte büyük babası olarak adlandırılan Victor Hugo yine bu dönemde yaşamış önemli isimlerden bir tanesi. Sadece sanatçılar değil, bilim insanları aynı şekilde fotoğrafta gördüğünüz Pierre ve Marie Curie ki Marie Curie e, sadece eşiyle birlikte radyoaktiviteyi bulduğu zaman 1903 yılında değil daha sonra 1910'lu yıllarda da tek başına bir kere daha Nobel ödülünü kazanıyor biliyorsunuz. Dönemin Pasteur'le beraber en önemli bilim insanı olarak kabul ediliyor. Yine Pasteur tabii ki e, sadece en çok bilindiği kuduz açısı veya işte pastörizasyon e, için değil aynı zamanda e, Pasteur Enstitüsü'nün kurulması ve bugün dünya üzerindeki en önemli tıbbi alanda, e, biyoloji alanında en önemli enstitülerden bir tanesinin temelinde yatan isim olması açısından dönemin yine en önemli, en parlak bilim insanı olarak Marie Curie ile birlikte kabul ediliyor. Marie Curie demişken bu arada tekrar o fotoğrafa döneceğim. Kimya endüstrisinin yine olağanüstü geliştirdiği, geliştiği bir dönemden bahsediyoruz. E, yani teknolojik gelişme dediğimiz zaman e, elektrik biraz önce söylediğimiz Çelik endüstrisi, kimya endüstrisinin gelişmesi yine çok çok önemli. Suni gübrelerin ilk ortaya çıktığı dönem, belepok dönemi yine tarıma tabii ki çok büyük etkisi var. Onun dışında e, kimyasal kökenli suni boyaların, renklerin yine ilk ortaya çıktığı dönem. O açıdan da sanata faydası var. Selülozun ilk çıktığı dönem vesaire. Birçok TNT'nin mesela patlayıcı madde olarak ilk çıktığı dönem. Tabii yani patlayıcı madde için önemli diyeceksiniz belki. Ee, hani militer kullanımlarını vesaire geçiyoruz. İnşaat alanında şehirlerin yenilenmesi, yıkılıp tekrar yapılması, madencilik. Bu alanlarda da tabii patlayıcıların kullanımının çok çok önemli olması nedeniyle TNT'nin keşfi bu dönemin yine başka keşiflere yine yol açmasını sağlıyor. Yine önemli bestecilerden işte... Ee... Bizen'in, Sati'nin, Erik Sati'nin, Gabriel Fauré'nin, Debussy'nin ve Ravel'in, Stravinsky'nin yine aralarında yer aldığı önemli besteciler... Emile Zola yine dönemin en önemli yazarlarından bir tanesi. Naturalizmin babası olarak görülen isim Victor Hugo ile birlikte belki de döneme en fazla damgasını vurmuş isimlerden bir tanesi. İkisinin e, düşünür olarak da sadece yazar olarak değil düşünür olarak da e, Fransa'da bu dönemde yani Belle Epoque dediğimiz dönemde bu 40 yıllık barış ve refah döneminde teknolojinin geliştiği dönemde 18. yüzyıl aydınlanmasında Voltaire'in veya Rousseau'nun üstlenmiş olduğu büyük düşünürlerin üstlenmiş olduğu e, görevi ve rolü üstlenmiş oldukları düşünülüyor. Yine sanat dalları arasında tiyatronun önemli şey, e, sıçramalar e, yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. E, Cyrano de Bergerac yine Fransız tiyatrosunun en çok sahnelenen, en çok adaptasyonu yapılan eseri olma özelliğini taşıyor. İşte onu ilk e, oynayan aktör Cokley'nin Sirano olarak bir büstünü yaptırırken bir heykeltıraşla çalışmasının fotoğrafı. Yine Sara Bernard, tabii Kral Übü isimli eseriyle Alfred Jarry tiyatro yazarı olarak da Victor Hugo'nun yine ön plana çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Tiyatro sanatının önemli rol oynadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yine tabii Paris'teki Eyfel Kulesi'nden bahsetmişken aynı döneme yine yapımı denk gelen... 1886 yılında hatırlayacaksınız yapılmış ve dikilmiş olan ve yine bir Fransız heykeltaraşı ait, Bartolli'ye ait olan özgürlük anıtını da yine tekrar hatırlatmış olalım. Buradan bahsederken genel bir görüntü çizmeye çalışırken. Ee, şöyle bir notlarıma göz atmaya çalışacağım ve genel olarak e, Belefok'la ilgili Atladığım bir nokta önemli bir unsur var mı diye şöyle bir bakacağım müsaadenizle. Bu daha sonra da yani İkinci Dünya Savaşından sonra da benzer bir dönem yaşanıyor bir şeyde onu yapabiliriz belki. Trant Glorious e, evet yine e, benzer bir dönem ama oldukça bu döneme nazaran e, karanlık bir dönem olduğunu söyleyebiliriz çünkü belli bir e, teknolojik gelişme söz konusu şey var ama umutsuzluk genel olarak toplumda hakim. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan çok kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanması ve milyonlarca insanın sadece ölmesi bahsetmiyoruz. Aynı zamanda korkunç şekilde bundan etkilenmiş olması çok ciddi bir şey yaratıyor. Çok kısa sürede de tabii Soğuk Savaş'ın başlamış olması o Trump yine damgasını vuran şeylerden bir tanesi. Tabii ama bütün o 68 68, ee, evet o, o yani. aylarını hani hiç umutsuz bir dönem gibi düşünmüyor insan bütün evet. o şeyleri yaşadıktan sonra tabii haklısın ama evet. yani bir, bir evet. e, ağır travma var ama evet. şeyde e, bu dönemse tam tersi artık tamamen artık kaygısızlığın izini vurduğu bir dönem olarak e, bahsedebileceğimiz bir dönem olma özelliği taşıyor o açıdan biraz farklılar evet. yani e, ama Memnuniyetle İkinci Dünya Savaşı sonrası Paris'ine de bir şey hatta Avrupa'sına bir program ayırırız ne zaman olsun. Zahide Hanım, Zahide Yılmaz da e tebrik ediyor seni. Tanıdığı mekanları Emre'nin güzel sunumu ile keyifle izliyormuş. Çok Ona çok da geçmiş güzel. olsun diliyoruz. O da e düştü, kolunu kırdı. Öyle mi? Yani. Çok geçmiş olsun. Benden de çok e çok teşekkür ederim iltifatlar için. inşallah biraz faydası oluyordur. Şöyle genel olarak bakıyorum. Genel e, tahmin ediyorum. Teknoloji, sosyal gelişmeler vesaire açısından yaklaşık olarak her şeyi anlatmış durumdayız. Birazcık e, burjuva hayatına, modaya, işte bilime, teknolojik gelişmelere biraz daha değineceğiz. Onun dışında Arnova'dan, Arnova'nın önemli sanatçılarından birkaç örnek vermeye çalışacağım. Şimdi ben yine müsaadenizle şuradan bir e, dosyayı açayım. Şöyle. Sonradan büyütürüm diye sunum haline getirmeyince de bu sefer o dozlu şeyleri açmak biraz e, vakit alıyor. Öncelikle Expo'lardan, yani bugün de hala aslında Expo ismine devam eden evrensel sanayi ve sanat fuarlarından bahsetmek istiyorum. Şu an görebiliyor musunuz Ulaşcığım? Evet abi. <laughs> Bu meşhur Galeri de maşin ismi verilen e, ve o güne kadar Avrupa'da yapılmış olan en büyük bina olma özelliğini taşıyan ve 1900 yılındaki sanayi ve sanat fuarı için e, inşa edilmiş bir yapının bir resmiydi. Şu anda da içerisinden bir fotoğraf görüyorsunuz. İşte bu Belapok'un 1900 yılına kadar geçmiş olan kısmının ee, özellikle teknolojik gelişmelerine adanmış olan yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde bir binadan bahsediyoruz. Ee, ve galeride maşin onun içerisinde bulunuyor. Şöyle bir fotoğrafta 1878 yılındaki büyük fuar için yapılmış olan binaları göstereceğim. Gördüğünüz gibi daha Eyfel Kulesi yapılmamış ama e, Trocadero'daki büyük sergi sarayı inşa edilmiş durumda. Daha sonra biliyorsunuz 1879'da Eyfel ve e, yine karşısındaki büyük sarayların yapılması söz konusu olacak. Küçük sarayı daha önce göstermemiştim. 1900 yılındaki büyük sanayi ve sanat fuarı için yapılmış olan küçük sarayın yine bir fotoğrafını paylaşmış olalım. Onun da girişindeki özellikle yine Art tarzdaki ferforje kapısı e, ve yine Art tarzda yapılmış bütün bina en önemli özelliklerinden. 1900 yılındaki sanayi ve sanat fuarı aynı zamanda e, her ülkenin kendi pavyonunu, kendi sarayını yaptırmasına vesile olan bir fuar, bir expo bugünkü tabirle. E, bir Osmanlı Sarayı da daha önce bahsetmiştim Paris'le ilgili yaptığımız ya ilk yahut da ikinci programda yanlış hatırlamıyorsam. Bir Osmanlı Sarayı'nın da yine Sen Nehri kıyısına inşa edildiği dönem Türk kültürünü tanıtmak için, Osmanlı kültürünü tanıtmak için yapıldığı bir dönem. Ee, 1900 yılında sol yakada, yani sağ yakada e, sergi sarayları bulunurken sol yakada da her ülkenin kendi pavyonu bulunuyor. 1867 yılına kadar büyük fuarlarda yapılmış olan sergi saraylarında ülkelere ayrılmış küçük bölümler e, söz konusuyken 1867'den sonra her ülke kendi pavyonunu yaptırıyor. Özellikle 1900 yılında yaptırılmış olan, saray şeklinde yaptırılmış olan ve Senliğeri kıyısında yaptırılmış olan bu yapılar tabii bugünümüze kalmamış ama e, en çok iz bırakanları. Yine 1889 yılındaki fuar arka planda, fuar alanı gördüğünüz gibi Eyfel ve karşısındaki e, Sanayi Sarayı fark edilebiliyor. Ön cephede ise bakın bize en yakın kısımda şöyle mouse işaret edeceğim. Yine küçük sarayı, onun hemen karşısında büyük sarayı, aralarından geçen ve Şanzelize ile aslında birleşen bir tarafta ve sen nehrine çıkan yolda da bakın yolun sonunda yine mouse işaret ettiğim noktada 3. Aleksandr Köprüsü'nü görebiliyorsunuz. Yine sergi alanları sol yakada devam ediyor. Sol yakaya dediğimiz gibi sen nehri kıyısına yine her ülkenin yaptırmış olduğu pavyonlarda eklenmiş aynı dönemde Evet expolardan bahsettik şimdi bir de şöyle müsaadenizle teknolojiye birazcık tekrar değinelim o dönemden kalma bazı şeylerden bahsedelim. Bu arada teknoloji fotoğraflarını açarken bir şeyi fark ediyorum ki çok çok önemli teknolojik gelişmelerden bir tanesini bir tanesinin altını çizmedim. O da sinema. Sinema yine Belle Epoque döneminde aslında icat edilmiş diyelim ve sergilenmeye başlanmış sanatlardan bir tanesi. Lumière kardeşlerin ilk oynattıkları film 1895 yılında Paris'teki bir kafede sergileniyor. Seyirciyle buluşuyor daha doğrusu. Yani ilk seyircili sinemada ...yine Belle Epoque döneminde aslında yaşanan gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Sinematograf isimli cihazın Lumière kardeşler tarafından icadı... ...ve daha sonra hemen opera yakınlarında burlarda kapısının başındaki bir kafenin içerisinde... ...Salon Indien ismi verilen bir salon içerisindeki ilk gösterim... Bakınız günümüze kalmış olan mermer tabelasını yine gösterelim. 1895 yılına ait gelişmeler olarak yine güzel devrin parçasını oluşturuyor. Bu arada bu güzel devrin e, bize yansımalarını biraz önce e, bize de yansıması var mı diye sormuştun. Bir isimden daha bahsetmeyi unuttuğumu fark ediyorum. Yahya Kemal Beyatlı e, Paris'te geçirdiği yıllar yine Belle tam denk gelen yıllar yanlış hatırlamıyorsam 1903 yılında Yahya ya Kemal Paris'e geliyor ve 1912 civarında yine yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye İstanbul'a dönüyor. Onun Paris'te geçirmiş olduğu 9-10 senede aslında tam Belle Époque dediğimiz dönemin en civcivli, en şahşalı dönemini oluşturuyor. İşte bu şairlerin, yazarların buluşma kahvelerini yine ön plana çıktığı eğlence hayatının yine e, sanatla birlikte el ele yürüdüğü dönemde Yahya Kemal bu döneme tanıklık etmiş Paris'te ve e, şiirlerine de bunu yansıtmış. Şöyle omnibüslerden yine teknolojik gelişme olarak bir örnek gösterelim. Yine ilk otobüslerden daha otomobilin İcadından daha doğrusu patlamalı motorlar yine Bellaport'ta icat edilmeden önce, benzin yine, petrol ürünleri, kimya endüstrisinin petrol ürünleri kullanılmaya başlanmadan önce atların çektiği otobüsler yine bu dönemde görülebiliyor. Bakın yine ilk arabalardan bir tanesi artık ama biraz gelişmiş. Yani 1900 yılını geçmiş tarih artık direksiyon e, arabalara eklenmiş durumda. Tabii ki oldukça varlıklı kesimlerin ancak sahip olabildiği araçlar bunlar ee, ve yine bir araba fuarından Paris'in e, meşhur araba fuarlarından bir tanesinden yanlış bilmiyorsam 1905 yılından kalma dödyon buton marka arabaların sergilendiği e, bölümü gösteren bir fotoğraf yine döyon butonun ilk araçlarından motorlu araçlarından bir tanesi oturma yerini kaldırıyorsunuz. Arkasında bir altında bir benzin deposu var. Ama benzinlik yok daha tabii ortada. Benzininizi Paris'in içerisindeki öyle e, normal e, şey satan, e, ürünler satan bakkaliye e, benzeri ürün şey e, dükkanlardan satın alıyorsunuz bidonla ve yanınızda taşımanızda fayda var. Çünkü oldukça küçük depoları var araçların. Tabii birkaç beygir gücünde araçlar ama ee, ...yine de e, uzak mesafeleri bazen yakınlaştırmaya yarayan araçlar olmuş. Yine e, Lumière kardeşlerinin ilk gösterimlerinden bir tanesinin afişini oluşturan bir litografi örneği. Aynı şekilde ilk gösterimlerden bir tanesi Lumière fabrikasının e, iş çıkışını e, oluşturan bir film. İşte yine Lyon'daki bu Lumière fabrikasını gösteren ilk gösterimi temsil eden bir e, yine renklendirilmiş bir litografi. Yine e, araç üreticileri arasında Peugeot'dan, Renault'dan bahsettik. Tabi bugün Fransız otomobil sanayinin en önemli üçüncü üreticisi, yani üç üreticisinden biri olarak adlandırmamız gereken. Çünkü bazen birinci sıraya yerleşiyorlar, bazen ikinci, bazen üçüncü oluyorlar. Aralarındaki sıralama hep değişiyor. Bazı yeni modeller çıktıkça veya dönemler değiştikçe, on yıllar değiştikçe. Fakat ilk örneklerden bir tanesi e, ulaştım. Sizin de eski komşunuz Andre Citroen. Daha önce de yine bahçelerle ilgili yaptığımız programda fabrikasının Paris içerisinde 15. bölgede bugün e, bulunduğunu ve şu anda bir park olarak işlev gördüğünü fabrika kaldırıldıktan sonra kapladığı alanı söylediğimiz Andre Citroen'in de bir fotoğrafını paylaşmış olalım. Onun dışında tüketim alışkanlıklarının da değiştiği bir dönem Belepok dönemi. Büyük mağazalardan bahsettik. Mağazaların yapısından bahsettik. Burjuva kesiminin oldukça kazançlı çıktığı için bu dönemde e, özellikle endüstriyel sanayici olarak e, sanayicilikle işçik eden kesimin çok çok zenginleştiği bir dönem olduğunu söyledik. Aynı zamanda bankacıların çok zenginleştirdiği bir dönem olduğunu hatırlatalım. E, bu dönemde yüz e, 100 küsur olması lazım. Tam rakamı şu anda hatırlayamıyorum. Bir bakacağım onun için notlarıma. Yanlış hatırlamıyorsam 150 küsur banka yine bu dönemde ortaya çıkıyor. Eskiden büyük bankacı aileler var. Rothschild ailesi gibi mesela. Fakat özellikle belli kesimlere yönelik e, hizmet veren bankacılık faaliyeti işte kredi Yone, kredi agrikol gibi bizdeki Ziraat Bankası'nın veya yapı kredinin işte isminde yatan Belli kesimlere kredi sağlamak amacıyla kurulmuş bankaların, irili ufaklı bankaların yine ıttak gibi çoğaldığı, e, ortaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz Belepok dediğimiz zaman. Kredi kullanımı, tahvillerin yine yaygınlaşması, hisse senetlerinin oldukça ciddi şekilde e, uluslararası piyasaya yine e, yayılması, tabii ki tüketim alışkanlıklarına da, alışveriş alışkanlıklarını olduğu gibi değiştirmiş e, Krediyle alışverişler sürekli alışverişte ucuzluk e, uygun fiyat sağlanmaya özen gösterilmesi aynı zamanda reklamların da reklam sektörünün de değişmesine neden olmuş Tabii reklam dediğimiz zaman her türlü alanda reklam yapan şirketleri düşünmemiz gerekiyor yine hemen örneklerine değinecek olursak bakın mesela turizmin reklamı yapılıyor. Çünkü turistik yerlerin de tanıtılması gerekiyor. İnsanlar eskiden kolay kolay ulaşamadıkları yerlere demir yolu vasıtasıyla veya otomobil vasıtasıyla çok daha hızlı bir şekilde çok daha konforlu bir şekilde ulaşmaya başlıyorlar. Otomobil biraz daha geç e, açık söylemek gerekirse. O Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha ziyade uzun mesafeler için kullanılmaya başlanmış ama daha ziyade tren özellikle tatil turizminin yine e, iş turizminden bahsetmiyoruz veya fuar turizminden bahsetmiyoruz. Tatil amaçlı turizmin ve yine kaplıcaların, deniz banyolarının yine sıhhat için yapılmaya başlandığı dönemler olarak e, ön plana çıktığı bir devri e, bizi bize hatırlatıyor. Onların da yine reklamları yapılıyor. Bakın görmüş olduğunuz şeyde bir şehrin kabur şehrinin kazavasının reklamı yapılmakta ve sadece Paris'e 5 saat mesafede diye bir yazıyla paylaşılmış görmüş olduğunuz reklam. Yani eskisi gibi çok daha uzun süren seyahatler söz konusu değil. Elektriğin günlük hayata girmesi, evlerin içine dahi girmesi ve yaygınlaşması... Yine bu döneme denk geliyor biraz önce bahsettiğimiz gibi. Telefonun yaygınlaşması, radyonun ortaya çıkması... Kablosuz iletişimin yine ortaya çıkması tamamıyla bu dönemde söz konusu olan şeyler Eyfel Kulesi'nin yine ilk kıtalar arası telefon görüşmesi için kullanıldığını hatırlatalım bu vesileyle. Tabii elektriğin günlük hayata girmesiyle birlikte elektrikli aletlerinde ev aletlerinin de lambadan tutun da bir çeşitli küçük alet, ev, ev, ev e, 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 aletlerinin gereçlerinin de e, yine kullanılması tabii reklamlarının da yapılmasını Beraberinde getiriyor. Onun dışında büyük mağazaların reklamları oldukça sık şekilde yapılıyor. Büyük mağazalar sadece kendileri e, müşteri çekmeye çalışmıyorlar, aynı zamanda katalog üzerinden uzun mesafeli satış da yapılıyor bu dönemlerde. Yine yani e, bugünkü internet üzerinden alışverişin aslında atası diyebileceğimiz uzaktan alışverişin yine ilk yapıldığı dönem olma özelliğini taşıyor labelapok dönemi. Onun dışında tabii ki bisiklet, motosiklet, araba reklamları hiç eksik olmuyor. Yine petrol ürünlerinin, gaz ürünlerinin yine e, reklamlarının yapıldığı yani evlere ve birçok kesime aslında hitap etmeye başladığını görebiliyoruz. Yine Tukey Plajı, yine Normandiya kıyılarında reklamı yapılan yerlerden bir tanesi. Doville Côte d'Azur biraz daha tabii e, büyük Burjuva kesimine, yüksek Burjuvaziye. E, hitap eden bölgeler ama onun dışında Normandiya kıyılarının tamamı küçük ve orta burcuva ailelerinin de e, ulaşabileceği e, maddi imkanları biraz daha e, mütevazi olanların da ulaşabileceği bir e, yerler olarak e, bu dönemde ön plana çıkıyor. Bakın e, birçok otomobil üreticisi aynı zamanda bisiklet üreticisi de aynı zamanda zaten Tour de France'dan bahsederken bu özellikten bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Oto dergisinin ilk ismi Oto Velo dergisiydi. Yani hem bisiklet hem de e, araba ürettiklerine zaten altını çizmek için daha sonra isim değiştirmek mecburiyetinde kaldıklarında sadece otomobil dergisi olarak algılanmamak için Tour de France'ı başlattıklarını söylemiştik. Yine hatırlatalım. Bakın Fransız yapımı bisikletlerin yine reklamlarının ön plana çıktığı. Yine kadın figürünün bisiklet satmak için kullanıldığı bir dönemden bahsediyoruz. İşte kadının toplumsal hayatta biraz daha fazla yer almasının bunda etkisi var. Belle olan bir doğa olayı da yine reklam amaçlı kullanılmış. Şu anda resimde gördüğünüz gibi Haley kuyruklu yıldızı geçerken Belle Epoque sırasında Paris şehri Haley kuyruklu yıldızını bu reklamda bir tekneye, bir gemiye bindirmiş ve Sen Nehri üzerinde bir tur yaptırıyor Hale'ye. Ve bir önceki gelişinden beri Paris'e ne gibi olağanüstü gelişmeler olduğunu Paris'te, nelerin eklenmiş olduğunu gösteriyor. İşte çiçeklendirilmiş Sen Nehri kıyılarından tutun, 3. Aleksandr Köprüsü'ne, arka plandaki Eyfel Kulesi'ne veya Trocadero Sergi Sarayı'na kadar Hale'in bir önceki gelişinde, geçişinde daha doğrusu Paris'te olmayan şeyleri Paris'e tanıtmak olan bir tasvirle görüyorsunuz şu anda. Bir reklam için kullanılmış şeklinde. Ve Bon Marşe mağazasını yani ilk büyük mağaza olarak bahsettiğimiz mağazanın bir reklamı olduğunu da yine hatırlatalım. Demin görmüş olduğunuz resmin. Evet. Şöyle bakıyorum. Dönemi yansıtan tablolar ve fotoğrafları paylaşmadan önce bir de Arnavodan biraz daha ayrıntısıyla bahsetmeye çalışalım. Özellikle doğayı örnek alarak 19. yüzyılın akademik resminden, neo klasik sanat anlayışından bir uzaklaşma, bir kaçış, bir kurtulma yolu olarak ön plana çıkan bir sanat şekli. O yüzden bir yandan işte ağaç, çiçek temaları, Nehir veya su yollarının yine e, bir şekilde tasviri veyahut e, en azından sembolize edilmesi söz konusu oluyor bu sanatlarında kullanılan malzeme ise tamamen aslında bepokkta gelişmelerin teknolojik ve sanayi e, dalındaki endüstriyel gelişmelerin Aslında ışığında gerçekleşiyor demin dediğimiz gibi e, yani o malzemeler kullanılıyor özellikle Çelik ve camın kullanılabiliyor olması Arnavut'un vitay veyahut e, mimari alanda tabii ön plana çıkmasını beraberinde getiriyor. Aynı şekilde afiş sanatı özellikle tiyatro, sinema için veyahut eğlence e, alanları için e, yine ön plana çıkıyor. Birçok önemli ressam ki bunların arasında Toulouse-Lautrec de var efendim de var. Birçok önemli 19. yüzyıl veya 20. yüzyıl başının e, ressamı e, afiş ressamı olarak da e, tanıtım amaçlı yapmış oldukları tablolarla hatırlanıyorlar, biliniyorlar veyahut. Bakın Sara Bernard e, herhalde 19. yüzyıl sonunun en önemli tiyatro sanatçısı ismini altın harflerle tiyatro tarihine yazdırmış, dünya tiyatro tarihine yazdırmış bir Fransız kadın oyuncu. Onun oyunlarından bir tanesi için e, Alphonse Mucha'nın yapmış olduğu bir e, Arnault afişi şu anda görüyorsunuz. Yine Jules Lavirot, en önemli mimarlarından bir tanesi Arnavo döneminin yani Belle Époque döneminin. Onun yapmış olduğu bir binanın içerisinde otel seramik ismini taşıyan bir otel bugün yer alıyor. O yüzden binada o isimle anılıyor. Yine önemli mücevher tasarımları ve tasarımcıları bu dönemde ön plana çıkıyor. Çünkü cam sanatı, cam işleme, kristal sanatı yine Arnuvo ile birlikte özellikle bu dönemde çok çok büyük önem taşıyor. Şu anda ekranlarınızda ee, George Fugen'in ee, ...tasarımı olan bir takıyı görüyorsunuz. Biraz sonra dükkanının Karnavale Müzesi'ndeki... ...Arnavut tarzı yapılmış dekorasyonunu da... ...sizlerle paylaşacağım. Yine müzelerden alınma parçaları olduğu için... ...biraz önce gördüğünüz mücevher e, gibi örnekler... ...onunla beraber dekoratif sanatların... E, ...bir parçası olan mobilya e, yine tasarımı da... ...Arnavut ile birlikte oldukça kendine has bir e, yer ediniyor... Şu anda yine Orsay Müzesi'nde bulunan e, ve Gustave Sérurier'e ait olan bir yatak odası tasarımını şu an görüyorsunuz ekranlarınızda. Yine bir e, önemli bina, e, laviot'un yapmış olduğu Paris'teki en önemli Arnavut eserlerden bir tanesi. Ekranlarınızda Avenue Rap üzerindeki e, binanın, apartmanın genel görüntüsü. Biraz sonra detaylarda paylaşacağım. Yine e, tasarımını e, meşhur Hector Guimard ismindeki sanatçının yapmış olduğunu defalarca yine bu programlarda söylediğimiz Paris metrosu 1900 yılı denince yine Arnubo ile tabii özdeşleşen metro girişleriyle e, ön plana çıkan unsurlardan bir tanesi. Birkaç çeşidi var metro girişlerinin onlardan en süslü olanlarından bir tanesi Portofin girişini şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Evet, Josh Fouquet'in mücevher dükkanı eskiden Rue Royale üzerinde yani hemen Concord Meydanı yakınlarında bulunuyormuş. O mağazanın girişi, iç dekorasyonu olduğu gibi bugün şehir müzesi olarak, Paris müzesi olarak işlev gören Karnavalı Müzesi'nde görülebiliyor. Onun dışında Orsay Müzesi gibi müzelerde meşhur Rönelalik tarafından tasarımı yapılmış kristal cam ve metal birleşmesinden oluşan e, tasarım mücevherleri veya günlük kullanım objelerini görebiliyorsunuz. Yine biraz önce gösterdiğimiz binalardan Castel Beranje'nin e, girişini Arnuvo yani yine Ferforje ile ve cam sanatının, vitray sanatının ön plana çıkmasıyla e, yine kendini gösteren girişini görebiliyoruz. İç dekorasyonundan yine Maison bir örnek Bunlar hep müzelere kaldırılmış durumda. Çoğu maalesef artık Paris'te görülemiyor. E, çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha e, ne diyelim artık geometrik şekillerin ön plana çıktığı çok daha ciddi bir sanat e, akımı olarak Art Deco önce ön plana çıkmaya başlıyor. Daha sonra da modern mimaride zaten bu binaların e, işlevselliği artık ortadan kalktığı için maalesef müzelere bazı önemli örneklerin taşınarak yerlerini yeni binalara bıraktığı görülüyor. 1900 yılındaki Sanayi ve Sanat Fuarı'nın ana girişini oluşturan kapısı da yine e, anıtsal kapı olarak adlandırılan, Port Monumental olarak adlandırılan kapısı da yine Arnavon'un önemli örneklerinden bir tanesi olarak düşünülüyor. Maalesef yine Paris'te kalmamış olan, ayakta kalmamış olan Önemli örneklerden bir tanesi ancak müzelerde fotoğraflarını ve çizimlerini görebiliyoruz. Sara Bernard'ın başka bir oyununun bir afişini yine görebiliyoruz. Arno tarzda yapılmış, Lalik tarafından yapılmış bir saç tokasının olağanüstü tasarımı metal ve cam. Yine Emil Gale, Lalik üretiminin en büyük rakibi olan Daum kristallerinin designerı olarak, tasarımcısı olarak ön plana çıkan en önemli Cam sanatçılarından bir tanesi dönemin en önemli Arno sanatçılardan sanatçılarından bir tanesi kendisinin yapmış olduğu eserler bugün bütün Avrupa müzelerinde, Amerika'daki önemli müzelerde görülebiliyor. Yine biraz önce size gösterdiğim Avenue Rap üzerindeki 29 numarada bulunan binanın ana giriş kapısını olağanüstü süslü yapısıyla görüyorsunuz. Tabii bu çok süslü, çok dekoratif bir sanatlı Arno. Bu yine. George Fouquet'in mağazasının girişinde aynı özellikleri gösteriyor. Ama bir süre sonra tabii biraz üstünüze gelmeye başlıyor. Biraz içinde yaşadığınız zaman fazla dekoratif olması, fazla süslü olması biraz bunu atmaya başlıyor. O yüzden de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dediğim gibi tam ters, ters yönde tamamen e, belli keskin hatlarla, geometrik şekillerle ön plana çıkan Art Deco daha ziyade yaygın sanat haline geliyor. Şimdi dönemden biraz da e, fotoğraf ve tablolarla giderek biraz şey paylaşalım diyelim. Evet, şöyle bakıyorum nereden başlamak lazım diye biraz karışık fotoğraflarım. Kusura bakmayacaksınız artık e, çünkü bunları sunum olarak değil bazı detaylara ayrıntılara e, dikkat çekebilmek için. Fotoğraf olarak paylaşmayı tercih ettim bu sefer. Şöyle görebiliyor olmanız lazım. Şehir dışında, hemen Paris'in dışında ama Paris banyolarından bir tanesi. Armen bir bir e, yarıştan sonra, bir e, Grand Prix yarışından sonra bir akşam yemeğini, bir baloyu e, tasvir eden Henri Jervex isimli yine e, Belle Epoque döneminin önemli ressamlarından bir tanesinin dönem tablolarından biri. Yine aynı dönemden kendi dönemini yansıtan tablolarla olduğu kadar yine önemli kurumların afişlerini yapmasıyla da ismini e, tarihe yazmış olan Steinlen'in en önemli en meşhur afişlerinden bir tanesi döneme yine damgasını vurmuş şan yani kara kedi ismindeki kabare'nin e, afişi ekranlarınızda yine olağanüstü süslü Olağanüstü, görkemli diyelim, burjuva kesiminin tabii e, kıyafetlerini ve eğlencelerini yansıtan resimler. Yine dönemin en önemli ressamlarından Toulouse-Lautrec biraz önce isminden bahsettiğim, özellikle e, Moulin Rouge için yapmış olduğu, Gulu için, e, Valentin de Zossi için yapmış olduğu afişlerle ön plana çıkan en önemli ressamlarından bir tanesi herhalde dönemin. Bu arada en önemli ressamlarından bir tanesi diyorum. Tabii dönemi biraz geniş tuttum. 1875'ten 1914'e kadar olan 40 yıllık dönemden bahsediyorum. Bu döneme 1874'te ilk sergilerini yapmış ama 1886'ya kadar e, sergi yapmaya devam etmiş olan empresyonistleri yani izlenimcileri katmamız gerekiyor. Post empresyonistler torbasının içine koyduğumuz artık point listlerden tutun e, Efendim e, ekspresyonistlere, e, sembolistlere birçok yine akıma ait olan sanatçıları yine bu döneme dahil etmemiz gerekiyor bu mantıkla. Belki biraz daha farklı bir e, ayrım yapılabilirdi. 1875'ten başlatmak yerine hemen yüzyıl sonundan başlatmak söz konusu olabilirdi. Yani Fendösiek ve Belopov'u ikisini birbirinden ayırmak yani 19. yüzyıl sonuyla güzel devre ikisinden birbirinden biraz daha keskin hatlarla ayırmak mümkün olabilirdi ama benim daha ziyade yatkın olduğum ekol tarihçi ekolü sanat tarihçileri biraz daha geniş tutuyorlar. O yüzden Belle Epoque bütün bu sanatçıları dahil ediyorlar. Günlük yaşantının özellikle tablolara çokça yansıdığı bir dönemden bahsediyoruz. Paris kafeleri tabii olmazsa olmazlarından bu dönemin. Yine Paris eğlenceleri Moulin Rouge başta olmak üzere birçok kaberenin içinden yine görüntüler ve önemli starlarının o görüntüleri. Gulu ve Valentin Dezose, Moulin Rouge'un starları şu anda ekranlarınızda. İşte onları resmeden Toulouse-Lautrec'in yine eski bir fotoğrafı, pek bilinmeyen bir fotoğrafı şu anda yine ekranlarınızda. Bakın şu afişin Toulouse-Lautrec'in fotoğrafının arkasında görülebildiğini fark edeceksiniz. Tekrar bir geri gidip tekrar göstereceğim. Gulu ve Valentin Dezosé'nin meşhur profilini gösterdiği afiş görülebiliyor. Bu arada işi uzatıyoruz. 1900'lerin başında tabii e, aslında 1907 yılı yanlış hatırlamıyorsam bu tablo. Le d'Avignon yani Avignon hanımları ismini taşıyan Picasso'nun bir manifesto özelliği taşıyan yani kübizmin bir manifestosu olarak kabul edilen tablosu aslında kübizmin de yine Belepok sınırları açısında Altın Çağını yaşamış bir akım olduğunu bizlere hatırlatıyor. Yine Pierre Victor Galan'ın Maxim's'in içerisinden bugün Paris'te Arnova denildiği zaman yine iç dekorasyonuyla hemen akla gelen bir çok lüks bir restoranın içerisinden bir manzara Maxim'in Maximiz'in banını gösteren bir görüntü görmüş olduğunuz gibi sosyal hayatında aslında arka planını bize yansıtır nitelikteydi. Yine Moulin Rouge'dan biraz önce bahsettiğimiz Gulu ve Valentin Dezosé'nin resimleri. Sokak manzaraları aynı şekilde özellikle günlük kıyafetlerin ve adetlerin nasıl olduğu hakkında bize biraz fikir veriyor. Yine tanıtımda kullanmış olduğumuz ve çok Pondezar Güzel Sanatlar Köprüsü yahut Türkçe'de yine bazen Aşıklar Köprüsü olarak adlandırılan e, Enstitü Sarayı ile Louvre Müzesi'ni birbirine bağlayan köprü üzerinden bir görüntü. Yine dönemin sanat dünyasını işte Emil Zolası'ndan Monesi'ne, e, Bodler'ine birçok önemli ismin e, portrelerini bir arada yapmış olan Henri Fontaine Latour'un e, Batignol'de bir atölye ismini taşıyan tablosu. Toulouse-Lautrec'in yine kaleminden Moulin Rouge'un içinden bir görüntü. Pissarro yine e, önemli empresyonist ressamlardan bir tanesi. Grand Boulevardlar üzerindeki yaşantıyı şöyle güzel bir panoramayla bize yansıtmış. Yine dönemin tarih kitaplarından bir tanesindeki illüstrasyonlardan Paris'teki bir yandan at arabalarının, bir yandan motorize araçların, otomobilin aslında yarattığı trafik ve kar e, karmaşa keşmekeşin yine çok güzel yansıtıldığı bir görüntü. Paris'te yine iç mekanlardan kafe e, içinden bir tablo, Toulouse Lautrec'in bir arkadaşı tarafından, bak tarafından yapılmış olan bir portresi. Benim boyum küçük, 150-152 boylarında. Toulouse Lautrec e, çocuk yaşta geçirmiş olduğu bir kaza nedeniyle her iki bacağını birden kısa süre arayla kırıyor. Ondan sonra da büyümesi duruyor ve cüce kalıyor maalesef. Ondan sonra da e, bütün Sanat hayatına da, psikolojisine de çok etkileyen bir e, fiziksel handikap içerisinde. Ama e, işte bu portreyi yapan arkadaşı bakın aktardığına göre kendisi benim boyum küçük ama yeteneğim büyük. Baksa tam tersi boyu büyük ama yeteneği biraz sınırlı diye bahsedermiş kendisinden. O da onun bir portresini yaparak bu anekdotu da portrenin altına not düşmüş gördüğünüz gibi. Yine yüksek burjuva hayatının genel olarak bir yansımasını bir başka tabloda burada da görebiliyorsunuz. Son olarak dönemin, dönemin fotoğraflarını da yansıtmak istiyorum. Çünkü fotoğraf sanatı da çok çok önemli yer tutuyor Belle Epoque dediğimiz zaman. Belle Epoque çünkü kimya endüstrisinin gelişmesiyle fotoğrafın ucuzladığı bir dönem olma özelliği taşıyor. Fotoğrafın keşfi Belle Epoque'dan öncesine dayanıyor. Ama fotoğrafın yaygınlaşması ve birkaç kuruş karşılığı herkesin fotoğraf çektirebilecek duruma gelmesi ve bu sebeple de yine fotoğraf sanatının bir uzantısı olarak kartpostalların yine çok çok yaygınlaşması e, ki 1914 yılı itibariyle 800 bin civarında kartpostal yollandığı düşünülüyor Fransa'dan. E, sonuç olarak fotoğrafla birlikte günlük hayatı yansıtmaya e, sanatın bir başka şekilde devam etmesi dediğim gibi fotoğrafın yaygınlaşmasıyla söz konusu oluyor. Şimdi o fotoğraf örneklerinden birkaç tanesini de ekranlarınızda yansıtacağım ve ondan sonra da artık bugünlük bitireceğim. Çünkü yine bir buçuk saate yaklaşıyoruz gördüğüm kadarıyla daha fazla başınızı ağrıtmadan bitirelim. Moulin Rouge'un bahçesinden bir görüntü. 1889 yılındaki sanayi ve sanat fuarında dekorasyon amaçlı kullanılmış olan bir fili Moulin rouge satın alıyor ve 1915 yılına kadar neredeyse yanlış bilmiyorsam bahçesinde tutuyor. Dansçı kızların e, locası olarak veya işte soyunması da odası olarak kullanmış oldukları e, bir dekorasyon unsuru olarak Paris'te de e, en enteresan manzaralardan bir tanesi olarak Belle döneminde görülebiliyor yine label otero ismini taşıyan bizde de edebiyatçılarımızın işte o dönemi hayal ettikleri zaman mesela Salah Birsel'in yazılarında izine rastlayabileceğiniz denemelerinde izine rastlayabileceğiniz önemli figürlerden bir tanesi işte bugün e, belki karşılaştırma tam olarak doğru olmayacak ama hani Kim Kardashian vesaire gibi isimlerin böyle socialite olarak adlandırılan tam olarak ne yaptıkları belli olan sanatçı mı yoksa hani sosyal statüsüyle mi ön plana çıkıyor bilemediğimiz ama herkesin neredeyse tanıdığı ve çok görünür olan figürlerden bir tanesi aynı zamanda bir dansçı e, İspanyol kökenli Adam Otero'nun bir fotoğrafı. Bir sıcak hava dalgası yine Paris'i kasıp kavururken e, yine o dönemlerde yapılma başlanmış olan e, Belle Belepok eseri olan Fontaine Valas, Valas çeşmelerinden bir tanesinin başında biraz serinlemeye çalışan, susuzluğunu gideren Paris halkını yansıtan bir fotoğraf. Yine büyük garların civarında sokaklarda meyve, sebze veya çiçek satan kadınların yine iş hayatında kendilerini daha çok göstermeye başlamış olan kadınların görebildiği bir, görülebildiği bir fotoğraf. Çok benzeri bir başka fotoğraf başka bir mahalleden görülebiliyor. Evet dediğimiz gibi otomobilin yaygınlaşması Yine küçük ve orta çaplı burjuvalarında e, şehir dışında tatile gidebildikleri, piknik yapabildikleri ve rekreasyon yapabildikleri bir e, dönemi beraberinde getiriyor. Onun dışında biraz önce söylediğim gibi fotoğrafın yaygınlaşması. Neredeyse her mağaza sahibinin, her işletme sahibinin bu dönemde mağazasının işletmesinin önünde bir fotoğraf çektirip onu da sonradan kartpostal olarak bastırarak işte tanıdığı insanlara göndermesine neden oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu fotoğrafın üzerinde bir posta pulu da e, yapıştırılmış durumda. Arkasına birkaç satır iliştiriyorsunuz. Mesela şuradaki kasap çırağı bu fotoğraftan işte beş kuruş karşılığında bir tane ediniyor. Ve o fotoğrafı hemen e, ailesine yolluyor. Britanya'da kalmış olan ailesine. Ve işte geldim sağlığım yerimde şu şu kasapta işte çırak olarak yer alıyorum diyor. Bu arada ayrıntılara biraz dikkat edecek olursak bakın kırmızı şarabın litresinin 40 sente yine satılmış olduğu etin açık olarak açık havada satılıyor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Fakat dikkat ediyorsanız kasapların önlükleri oldukça temiz. Çünkü kasaplar bu dönemde artık kendileri ...mezbaha işini yapmıyorlar. Yani... Ee, ...doğrudan... ...hayvanları... ...kesme işi kasapların elinden alınmış... ...şehirlerdeki en azından büyük şehirlerdeki... ...Paris gibi büyük şehirlerde... ...kasaplar artık mezbahalardan... ...eti alıyorlar ve... ...önlükleri bu sebeple... ...daha temiz olarak fotoğraflarda... ...böyle görünebiliyor. Şöyle bir fotoğrafı... ...değiştirmeye çalışıyorum ama ilerlememekte ısrar ediyor. Çünkü küçültmemişim. Evet şöyle yapalım. Yine kafelerden bir görüntü. Saint Michel bulvarıyla Geylüsak Caddesi'nin köşesinde olan bir kafeden. Bakın yine Burjuva sınıfının dress kodu olarak düşünebileceğiniz giyim kuşam tarzını çok güzel yansıtan örneklerden bir tanesi bu fotoğraf. Şapkalar çeşit çeşit, melon şapkalar var. Asır şapkalar var, onun dışında bir de silindir şapkalar var beylerde gördüğünüz gibi. Alımları, şapkaları zaten olağanüstü çeşitli. Bunların üretimi yine özellikle kadınların e, yer aldığı atölyelerde, e, iş yaptığı atölyelerde e, söz konusu oluyor. Satışı ise genel olarak beyler yapıyor diyebiliriz ağırlıklı olarak. Yine Moulin Rouge'un kapısından, bahçesinin kapısından bir görüntü. Fili yine arkasında görebiliyorsunuz. Elegant ismi verilen Belle Epoque'a Belle Epoque'un sembolü haline gelmiş şık giyimli hanımefendilerin yine ön planda olduğu bir fotoğraf. Burada iç mekanda bir elegantın görüntüsü. Evet. Moda evlerinin yine yaygınlaşmaya başladığını, ön plana çıktığını ve Fransız ot couture yani moda endüstrisinin bu dönemde büyük bir sıçrama yaptığını söylemiştik programın başında hatırlayacaksınız. İşte o moda evlerinden bir tanesinin bir prova seansı yine ekranlarda görülebiliyor şu anda. Yine şapka denerken hanımlar bakın Fotoğrafta görülebiliyorlar. Başka bir moda evi. Madame Georgette'in moda evinde. Yine bir prova esnasında başka bir moda evinden bir görüntü. Bunların bir de arka planı var. İşte kadınların ağırlıklı olarak, işçi olarak çalıştıkları ve ee, günlük çalışma saatleri Belle Epoque'la birlikte 10 saate, hatta bazı alanlarda 8 saate düşürmüş olan işçilerin, kadın işçilerin görülebildiği atölyeler. Bu da dükkanların, kumaş dükkanlarının vesairenin satış kısmını oluşturan beylerin oluşturduğu kısımlar. Biraz önce satışını gördüğünüz şapkaların o mezuncu georgette görmüş olduğunuz şapka satışının üretim aşamasını yine görebiliyorsunuz. Bu tip el işi olarak yapılan artizana yani e, zanaat gerektiren e, işler en iyi ücretlendirilen işler olma özelliğini taşıyor ama her şeye rağmen kadınlar dediğim gibi erkeklere nazaran %30 ila 50 daha az ücrete çalışmak durumunda kalıyorlar. Tabii bu büyük tuvaletlerin, büyük şapkaların bir de taşınması meselesi var. Modist ismi verilen hanımlar şapkaları ürettikten sonra ya kendileri böyle büyük kutularda bunları Paris'te taşıyorlar müşterilerinin evlerine, saraylarına kadar ya da görmüş olduğunuz gibi hizmetliler bu görevi üstleniyor. Devasa kutular içerisinde bu şapkalar ve tuvaletler yer değiştiriyor. Ee, yine programın başlarında bahsettiğim 1910 yılındaki büyük sel felaketi sırasında sel basmış olan Paris sokaklarında kurulmuş olan geçici köprülerin, geçitlerin, ahşap geçitlerin bir görüntüsü ekranlarınızda. Kadın sosyal hayata girebildiği gibi, iş hayatına girebildiği gibi spora da yine e, daha fazla iştirak ediyor, daha açık şekilde iştirak ediyor. 19. yüzyıl sonundan itibaren de Bellaport'ta yani güzel devirde yine tenis, la belle époque dediğimiz zaman ön plana çıkan en önemli sporlardan bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Roland Garros açık tenis turnuvası biliyorsunuz e, Fransızların. Roland Garros'un ismi de zaten e, biraz önce bahsettiğimiz yine teknolojik gelişmelere dayalı olarak aslında ilk Akdeniz'i geçen e, meşhur pilotun ismini taşıyor. Roland Garros ismini taşıyor. Evet Ulaşçım ee, benden bugünlük bu kadar. Tahmin ediyorum çok önemli bir şey atlamadım. Muhakkak ki daha bahsedilecek çok şey var. Çünkü dönem oldukça geniş ve oldukça önemli yeniliklere sahne olmuş bir dönem. Ee, Sara Berner'dan bahsettik, Sirano'dan bahsettik. Belepok'taki tiyatronun, yazarların, müziğin yerinden bahsettik. Evet, Bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Eline sağlık abi. Ee, Hayır, ben tedbili mekan yaptım. İyi ettin. Ee, sana çok üzerimizde kalmasın. Çünkü bu yorumlar sonra e canlı yayın bitince gözükmüyor mu bilmiyorum. Ceyda Akaş Kabadayı e şahane ve zengin bir program e eline sağlık diyor. Çok ve Kerem'in Kerem de selamını iletiyor. Çok teşekkür Kendisi İkisine de, de yemek kaşığıyla... <laughs> eee destekçimiz olmuş. Hoş geldi topluluğumuza. Sağ, Sağ olsun, var olsun. Kerem'e de selam. Ee, eline, e, aklına, diline sağlık. Ee, yok, yok. yani yok. E, bu böylesini e, aslında var. normalde biz e, programların uzun olmasının bir şey olduğunu düşünüyoruz ama bir baktım yani gerçekten e, hiç ilgi azalmadan devam ediyor o kadar Anlatıyorsun ki kısa e... tutmayı beceremiyorum maalesef. aynı turlarımda olduğu gibi çene düştü mü bir kere bir daha şey olmuyor maalesef. İlla her şeyi söylemelerdi Hayır ama işte o uzunluk. Ama yani sanki daha... o kadar şeyli hani evet, böyle iki saat süren macera filmleri gibi oluyor. O yana ilgi çekiyorsa keyipli. herkese çok teşekkürler. ilgi gösteren, vakit ayıran herkese. Ee, her Kültür Kültürhane'nin YouTube kanalında bunların durduğunu hatırlatalım. Canlı yayında seyredemeyen, e, sevenler için, e, ilgilenenler için de e, istenildiği zaman tekrar ulaşılabilir olduğunu hatırlatmış olalım. Bir de son olarak bugün çok sevgili Biricik Yeğenim'in doğum günü. Oo. Ali Güneş Ülker'in doğum günü. Onun için kendisinin 12. yaşında buradan sevgili öpüyorum Londra'ya. En başta Selamlar, söylemedi ya, ya pasta, pasta keserdik. Evet iyi olurdu sağ ol. <laughs> ben biraz sağlık. Edeyim. Pastası da. Görüşmek üzere ulaştım. Çok selam kültürhaneye. Herkese teşekkür ederim.